götünü kafama. Ne de olsa gerçek olmayacak hayallerim. Ya da kes biç bölçam, zehirle yaptığım yerden seni izlerim. Kanadını kıramadan adamını saramadı, yaraladın, olay yerinde bıraktın. Merhaba millet, nasılsınız, iyisiniz? Güzel bir gün geçirin, tamam mı? Benim güzel günüm de sizin olsun. Umarım keyifler yerindedir. Bugün 3 tane şarkıyla karşınızdayım. Bir videoda 3 şarkı birden yapmak istiyorum. Çok istek var arkadaşlar. Rota İblisler. Rota güzel bir adam. Sayan çok güzel bir adam. Ay şarkısı. No 1 Tekel Mavisi çok merak ettiğim bir şarkı. Tekel Mavisi, Tuborg Sarısı vesaire. Yeni Rakı Beyazı falan. İlgi çekici bir ismi var şarkının. Ben ailenizin metal kafalı müzisyen dostu sevgili arkadaşlar. Televizyonlarını yeni açanlar varsa metal müzik icra eden bir müzik öğretmeniyim. Ama aynı zamanda rap müziğe karşı çok büyük bir sempatim var. O yüzden rap müzik dinleyip yeni şarkılar keşfediyorum. Türkçe, İngilizce parçalarda da yapmak istiyorum. İngilizce'de konuşacak kadar. Pekala. Vakit kaybetmeden No 1 Tekel Mavisi ile başlayalım diyorum. Ne dersiniz? 3, 2, 1. Vallahi play. Bakar mısın? Evet. Bir şey soracağım. Şey buyurun. Buyurun. Sen bir şeyler düşünüyor musun kapanırken? İki renk size bir tane görev kalacağım. Her şey yolunda değil. Sadece sen yolundasın. Oh! Sabahı göremez bir kış sabahı. Kaldırımda kediler ve birkaç çöpçü dayı. Yok ayılma payı bana, yok ayılma payı. Unutursun sevdiğine sarılmayı dayı. Acı tekel mavisi bu gece 3.30'da. Hiçbir şey yoksa olur başın hep belada. Kavga çıkar bu araba orada durmayınca. Orada durunca da çıkar. Allah Allah. Haksız değil. Kavga etmek isteyene ya, çamur atmak isteyene yağmur bol yağar arkadaşlar. Bu benim kıçımdan uydurduğum bir söz ama gayet anlam içerdiğini düşünüyorum. Alkol aldıktan sonra aşırı cesaret gelir insanlara. Saçma sapan sebeplerden dolayı kavga çıkar. Trafik kazalarının da bu yüzden olduğunu biliyoruz. Normalde sollamayı ayık kafayla hayatta yediremeyeceğin durumlarda ben sollarım. Kardeş. Devam. Tıkanır yeteneğin, geleceğin sikiyim. Azrail neredesin? Ölmeden görüşelim. Al sana biraz tiyo. Zaman çok eskitiyor. Yutkunur geleceğin 99'u ister yo. Son paramı sokaktaki müzisyene verdim. Son biramın parasını bir taksici verdi. Yaptığım tüm iyi her şekilde geldi. Geri bana sadece vakit geçiriyorum. Sabah sabah canımı çektirdin lan. Akşam içeyim bari. Serseriler beni niye deniyorlar. Bakın artık koltuktasız aşı ucubelere. İnanmadım ayar oldum mucizelere. Durulmadım hep kuruldum çizgibilere. Biraz para için göt yalayan sibidilere. Şizofrenlerin tutuyorsa şizo demezler. Burada bir etkiye maruz kalmak isteyenler. Okey mi yalan mı bir an mı bitti lan, tamam mı geldi zamanı derdik. Delirmek icap eder mi çöpe atılan bebekler. Ölüye tecavüz değil. Ne oldu lan? Bir üstü pedüz. Köpeğine bile saksa çektiren de var. Katil olmak istiyorsan eldiven de var. Ne işin var bu pavyonda şu adamın kızıyla. Kavga çıksa da yok işim ışık hızıyla. Neyse görmelisin gözün kısılmasıyla. Duydum orospunun promilli fısıltısıyla. Hep başa dönüyor. Oh. Boşa dönüyor. Başım dönüyor. Ha. Çok salak oldu. Bizi durdurmayı deniyorlar. Yoksa da mutlu gibi görmeyi biliyorlar. Tayfa toplanmış yalnız. Herkes orada. Reklamlar. Zoro, hasta koro. Kafamda kas kafana pasta bunu bir Marlboro. Bir kış günü gece sisli caddeler ıslak. Sabah ışıklar yansa da karanlık yollar. Pas pasta uyanana kahvaltı yok. Aa Kansas'ta büyüyene biftek ve ot. İki parça telefonun çorba. Güzel şarkı. Şarj aleti cebimde, bankamatik yok. Bu ne
nigga feel, nigga kill, nigga bir. Nigga değil zinci dedik amacını. Sol diyez. İlginç. İlk çok uzun zamandır sol diyezden bir beatle karşılaşmamıştım. Söyle ucuz müziğimin ederini, bari paha biçemediğini servete çevir. Hani ateşe benziyordu küle dönenler. Uğurup bir gün manita yaparsan ona önem ver. Kronik depresyon ölü dönemler. Selam ölmek için yola çıkıp geri dönenler. Hep boşa dönüyor, boşa dönüyor, boşum dönüyor. Çok iyi. Sağ tarafa bak. Sigarayı nereye koymuş? Şapkanın içinde. Ne oluyor lan? Ay çok iyi. Boşa dönüyor, boşa dönüyor, başım dönüyor. O kırdı parmağı. Çok salak oldu, bizi durdurmayı deniyorlar. Yoksa da mutlu gibi görünmeyi biliyorlar. Bu serseriler beni niye niye deniyorlar. İnanmıyorum Blue ya, bizim şey Cafer Spor Salonu orada Kadıköy'de. Vay vay. Ben satmıyorum ki abi. Konuşma lan. Tamam, ondan bizde var. Tamam. Ver lan. Ver lan. Ver lan. İçerim onu da içerim onu. Al sen de bunu iç onu. Yavşak. Kadıköy çok özledim ya. Valla. Bizim tekel. Yakında bir uğrayayım da tebrik edeyim bari. Kliplerde oynamışsın abi diye. Çok keyifli. Keyifli. Güzel. Sol diyez, la bemol de diyebiliriz kısaca aslında. Müzisyen dinleyenin varsa anlayacaktır ne demek istediğimi. Çok sık karşılaştığımız bir ton değil aslında la bemol. Ve birazcık sıra dışı bir altyapısı var. Diye bir melodi üzerine kurulmuş. Çok keyifli şarkı. Oturup arabanda dinlersin. Ama yolların içtiği kadar içersen kazayı da yaparsın. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Sayan diyoruz. Sayan'ı çok sevdiğimi cümle alem biliyor arkadaşlar. Artık saklamıyorum. Çünkü düşündürerek, dinleyicisini düşündürerek rap dinleten bir adam. Genelde çok kullanılmayan kelimeleri tercih ederek anlatım bütünlüğü sağlamaya çalışıyor. Ve bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Çok güzel storytelling yapan bir MC olduğunu biliyorum. Ve benden büyük olduğunu biliyorum. Çok nadirdir Fuat Ergin ceza kaç yaşında onu bilmiyorum gerçi ama o da benden büyük. Bir başlayalım bakalım neyle karşılaşacağız. Bakalım Sayan bize bu Ay şarkısında neler anlatacak, nasıl bir kompozisyonla anlatacak. Merak içerisindeyim ve 3, 2, 1 başlatıyorum. Ooo melodiler. Brr. Üç, dört. Patron da orada. Bir bakalım. Re minör. Düz olarak re minör. Onun başı bağlı, kolumda bir sepet. Geçip giderdi çarşıdan gözlerinde sebep. Öyle gerçekti ki sokaktan o geçtiği vakit. Kalbi o taşın gömdüsünde şüpheli bir paket. Benim evimde birkaç dize, onun evinde bir gudubet var. Tıpkı ben beyaz bir yarı tanrı dönüp bakarken yere düştüğüm. Dilimde bir ay şarkısı saat 15.30. Sen
Ana bu taşlar üstündesin okus pokus. O gece demlenir kimin koynunda epes be. Kanar koynunda bir karanfil pis bir nefesle. Herkes ona bakardı sanki çizmiş ölüm o ne. Susaklı dudaklarımda Shakespeare'den bir sone. Ağzından çıkan her ifade renk ve dua. Bir kısa öykü anlamdan kurtulan merhaba. Kaldım lan ha yüzündeki fal. Beni say ha gece gibi sar. Bir masal ha günlerden pazar. Yıldız kaysa beni gelip al. Sat ha olsam bir şövalye. Sepetimde molye ve göğsündeki ay taşından kolye. Nefes alıp verdikçe yaklaşır yıldızlara. La 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 la. Bakıp su falına düşünür. Uzaktan bir gemi alıp götürür. Bütün o gündüz düşünür. Yüzünün plastik biçimi bir reform mu? Tıpkı müjdeler gibi yeni bir estetik formu. Yüzü güne dönük ama sırtında gece. Bazı başka dilden konuşur bilmem ki nece. Yüzü güne dönük ama sırtında gece. Aslında hani çok basit bir tanımlamış gibi geliyor ama bir tarafı aydınlık, bir de içini sorsan neler anlatır hissiyatı geldi bende. Devam. Ağlar. Onun yüzü hem yaz hem edalı. Dokunmazdı çiçeklere bile sanki vebalı. Ve bir gün konu verdi ayaklarına bir serçe. Düştü evrenle yüzünün arasına bir perçem. Düş ormanının içinde yakınsak bir mercek. Onca yalanın içinde şişi verdi gerçek. Çok güzelsin mesela ya. Kaldırsa bir başını yıldızlara. Uzansa değer. Tırnakları neşe kaplı fakat dargınmış meğer. Yavaş sesi soyunurdu eski liman üstünde. Ve hep aya dönerdi evdekine küstüğünde. Benim göğsümdeki peki ateş mi logos mu? Eteklerini kaldıran poyraz mı logos mu? Fakat o gece bana döndü yüzü. Aya değil dedi ki başımın üstündeki yıldızları saya değil. Ve yıldızlar çırılçıplak karşımda. Artık bir gömlek bile satmazlar bana çarşıda. Ha yüzündeki fal. Beni say ha gece gibi sar. Bir masal ha günlerden kazar. Yıldız kaysın beni gibi alsan. Ha olsam bir şövalye. Sepetimde molye. Ve göğsündeki ay taşından kolye. Nefes alıp verdikçe yaklaşır yıldızlara. La 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 la. Çok ilginç. Güzel bir şarkı. Yani keyifli bir şarkı. Bu şey amaçlı izlemezsin, dinlemezsin bunu. Hani şimdi Say'ın alışkın olduğumuz böyle tamlamaları vardır. Hep bahsederim bunları. Eski Osmanlıca, işte İbranice, Farsça, günümüzde Türkçe'de de kullanılan, Türkçe'ye geçmiş olan ama çok fazla tercih edilmeyen kelimeleri kullanıp anlam bütünlüğü yapıp bir kompozisyon yazan, çizen bir MC Say'ın. Burada dikkat edilmesi gereken o değil. Kaptıracaksın kendini, gideceksin. Mesela durdurmadım. Durduracaktım birkaç yerde. Dedim şimdi büyüsünü bozmayalım. Şimdi güzel bir şarkı akıyor geliyor. Sayan zaten arkadaşlar bu kafada, storytelling kafasında en iyi MC olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep konuşuyoruz. Bana da özelden sorular soruluyor Instagram'dan işte. Ya da topluluk bir şey paylaştığım zaman altına yorumlarda sorular soruluyor. Onlardan en ilginci aslında ilginç de değil ama bana ilginç geliyor. Abi İlk 3 MC'ni sayar mısın? En iyi MC sallıyorum mesela. Patron diyebilir miyiz? Diyor. Şimdi en iyi MC diye bir şey yok. Herkesin kaliteli olduğu dallar var. Mesela Sayan Storytelling diyoruz. Lirikalite. Defkan diyorsun, flow geliyor aklına değil mi? Hani ilk önce. Şimdi sen eğer flow seviyorsan daha çok, doğuştan bir sempatin varsa flow'a karşı, o sorunun cevabı Defkan'dır. Ama ben şey taraftarıyım. Mesela en iyi davulcu diye sorarlar bize. En iyi baterist. Kim? Abi dünyada milyon tane farklı tarzda yapan, çok iyi tarzını icra eden bir sürü davulcu var. Şimdi bunun cevabı yok. Sebebi şu. Sen yani spesifik olarak sorulsa mesela abi funk müzik tarzında en çok sevdiğin davulcu kim diye sorsa o zaman cevap verebilirim. Ya da mesela metal müzikte en iyi elektro gitarist kim? Bunun da cevabı var tabii ki. Ama genellediğin zaman o zaman skala öyle bir genişliyor ki en iyi davulcu dediğin 10 tane davulcu sayarım ama tarzlarıyla beraber sayarım. Şimdi konu nereden nereye geldi ona bağlayayım bari. Sayan storytelling konusunda bir numara olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha iyileri var mıdır? Benim dinlemediğim, kaçırdığım ne no name olan şeyler var. Solistler var, gitaristler var. No name'den kastım çok iyi mesela teknik anlamda. Ama PR'ı güzel yani reklamı güzel yapılmadığı için kıyıda köşede anca eşine dostuna çalıp takdir toplayan müzisyenler var. Ama o takdir de cebini doldurmuyor. Sonuçta bu iş bir ticari bir iş. Güzel şarkı yaptığın takdirde YouTube'da izlenmeler, sponsorlar, konserler, anlaşmanla alakalı olaraktan gelir payı vesaire. Bu tarz şeyler olduğu için takdir görmekten daha fazlasına ihtiyacın oluyor.
Sayıya'nın bu güzel şarkısıyla beraber ikinci şarkımızı da bitirmiş olduk. Üçüncü şarkı Rota. Pekala, bunda da vakit kaybetmeyelim. Gelsin Rota İblisler. Bu da çok istendi arkadaşlar. Merak ediyorum. Sanırım animasyon bir klip. Gelsin. Ben hepsi bu kadar dedim ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim çalışan arkadaşlar bize şiir de oku dediler. Tabii onlara şiir okurken size şiir okumuş olacağım. Bir de reklamını yapayım, biliyor musunuz? Bu şiirler, okuyacağım şiirler benim. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkındasın. O bir halk kahramanı. Zaten o bir yıramış. Neden yapsaydı bunu, ne kadar neden yapıyor? Ben bir halk kahramanı olmuşum. Rota'dan bahsediyorum. Ne fikri var ne de bir bildikleri. Karakterimi sikemez onun dindik yerim. O kadar uzunsa sikin çevir götüne sok. Çakma solcu bana yolla zincirleri. O kadar uzunsa... o kadar uzunsa dön sok kendine diyor. Bomba girdi. Hadi bakalım. 8 yıl boşuna mı pislik herif? Akıllarına ilk gelen reklam değil mi? Nedeni ne sence? Onların tek bildiği bu sanırım. Polis kapıdaydı tebrik için. Vay bene şeytanmışım. Şarkılarında göster yanlış. Konu ben olunca tükürüğü yalamak zor. Kızgınım, herkesi ben sanmış. Yararımın dışında bir zararım yok. Konu benim, zarar edememelim de buradaki yeteneğim. Dürüstlük üzerine kurulu, ona ne diyeyim diye düşün hemen. Çünkü konu sevdiklerim burası. Değilsin. Şarkında onların yalan söylediğini söyleyen. Şimdi inanasın tuttu çünkü değilsin. Kök göt olmak isteyen. Yine anlatayım sana tane tane. İki mahkeme. Çok iyi. Nasıl aktı it? Ya seviyorum Rota'yı. Eriklerle uğraş dur gençek. Azalarak yok olmam tek istek. İnsan doğası peygamberim desen Allah'ına küfreder iblisler. Hissetmedikleri aşk parçası toplarken piyasada parsaları. Tek iftira kurbanı gibi davranamam yatarken. İçeride fazlaları gülüyorken. İki şoparın suratı taşak geçmeyi siz bana bırakın. Çünkü buradaki en büyük tahribat bana ait. Onların parçaları çalındı. Anlıyorum doğruyu görmemesini. Dileyim meslektaş asetinden ölmemeniz. Buraların en sevileniyken kurban edilmek istendim, öl demesin. Bana bok atana kadar önce sen söyle abi nesin. 13 yaş altı kızları üzenler şimdi adaletin abidesi. Bu 13 yaş altı, yine birkaç defa daha denk geldim bunu başka şarkılarda. 13 yaş altı. Dostların gerçekleri bizim için endişeli. Magazini görmedesin. Şimdi kimse bana öfkemi burada kontrol etmemi söylemesin. Dinamik hareketin nedenini biliyor mu? Jürilere taparken o sesçiler. Bebelere umut için ateş olup yanıyorum. Alevini sönük olur havalı zenciler. Peşimdekiler peşimdeymişim gibi gösterirler. Onları izliyorum ön gemiden. Sağım solum düşman dört denizden. Gülüyoruz cephenle yön verirken bebeğe. O işleri sen bana ne desen de. Yaşar ve koltuk altı bir kefenle. Vekilin çiftleri öderim bedenle. Almam hiçbir dert şerefi gömenden. Gel demek dışında bir sikeye yaramayan sarı pipili pirin çipiçler. Bir şey demeden önce beni aramayı denemeliler. Öyle belki hak verirler. Çünkü... Oo, şu bir Tankurt'a falan da Joker'e de gitmiş olabilir. O sesçiler vesaire. Yani bu şeyden sonra sanırım. Rota'nın bir olayı var. Neyse, bitsin konuşalım. Ben her bir sevgilisine şarkı yazan hassas yüreklilere benzemem. Fakir edebiyatına sığınarak geçen ömrüne sor. Stratejiye ender abinden öğren niye sustuğunu. Ya bağırsak kurdu, hakkında açıklama yapsın dursun. Ama ölüler arkası konuşmam bu. Bana ters günah işleyemem kurt. Kim olduğum değişmez dedi dinle. Çakma hayranlar bana olamaz ikille. Bu parçayı yaptıran kibir değil vicdan rahatlığı. Bunu bilmek gerek. Abi eğer reklam değilse mega büyüklükte hakka girdin. Eğer ki reklamsa çok üzgünüm. Buranın en piçi sen değilsin. Güneş tombul bir adam yatağından çıkar, dalgın giyinir. Bugün kimi kime gammaz namadı, amirin gözüne nasıl girmeli. Ve güneş doğarken devlet adamı kolağına döner bir siyafette. Ve güneş doğarken ben bir geceyi, bir uzun geceyi yenen uykusuz ağrılar içinde geçirmişimdir. Düşünmüşüm hasretli ölümü. Seni memleketi düşünmüşümdür. Seni memleketime dünyamızı. İşler atom reaktörleri işler. Yapma aylar geçer güneş doğarken. Ve güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut, umut, umut. Umut insanda. Beat çok güzel ama. Rota bu şarkıda kusmuş düşündüğü şeyleri. Çünkü hatırlıyorum, araştırdım da. Sevgili arkadaşım Ercan abi biraz bahsetti bana. O da MC'dir kendisi. Bu olayları çok yakından takip edebiliyor. Onun bahsettiği şey şuydu. Bir gün polisler geliyor, kapıyı çalıyor. Ondan sonra Rota içeri alındı zannediliyor.
aslında içeri alınmamış çıkmış diye bir spekülasyon mu artık gerçek mi bilmiyorum. Yorum altına yazın arkadaşlar kim ne düşünüyorsa, ama birbirinizi kırmadan, küfür etmeden, yoksa biliyorsunuz moderatörümüz var. Anında cımbızla çeker gibi alıyoruz o yorumları, kaldırıyoruz daha doğrusu. Öyle bir durum vardı sanırım, ondan sonra çekilen bir şarkı, yazılan bir şarkı 4 Temmuz 2020. Taze aslında. Yani sinirlenmiş anladığım kadarıyla. Güzel flowlarla besleyerekten çok güzel kaliteli bir şarkı yaptığını düşünüyorum. Şimdi ne anlattığı biliyorsunuz, ben çok fazla ilgilenmiyorum ama tabii ki fikir sahibi olmalıyım. Fikir sahibiyim de aynı zamanda ama bir taraf değilim. Rota içeri girdiği düşünüldüğü zaman herkes Free Rota hashtag'i hatırlarsanız. En son şey inşaha yaptılar aynı şeyi. Herkes bütün rap alemi, ki ben rap aleminden değilim, ben bile Free Şehinşah şeklinde yorumlar atmıştım. Hatta video çektim bir tane. Ben güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Hatta çok standardın da üzerinde bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Kızgınlıkla rhyme'dan kısmamış aslında. Rhyme'ı da vermiş. Artı flow da geliyor. Yani böyle şarkılarda çok fazla flow atmak zorunda değilsin. Çünkü esas hedefin kızgınlığını, içindeki o kızgınlığı dışarı dökmek olduğu için... Yani ilk etapta insanların buna dikkat etmesini istediğin için müzikaliteyi çok önem göstermezsin. Ama bu şarkıda müzikalite de var arkadaşlar. Okey o zaman. Bir sonraki şeyde sanıyorum Jagged yapacağız arkadaşlar. Yorumları bırakın hangi Jagged istediğinizi. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Motive yapabiliriz. No 1'i bir tane yaptık. Bakalım sağ tarafta neler varmış. Old G yapabiliriz. Eğer telif yemezse, yeni şarkısı çıktı aslında telifli. Olcu ile görüşüyorum. Bir mail atacağım demişti. Benim yayınlayabilmem için. Şarkıyı da bilmiyorum. Bir bakalım nelerle karşılaşacağız. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tabii ki tekrardan görüşeceğiz. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bu ne ya? Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.